Günün manşetine hoş geldiniz. Ben Ömer Özgök, gündemde öne çıkan gelişmelerle Akşam Gazetesi yazarı Doktor Taceddin Kutay'la beraberiz. Hikmet Genç bir süre istirahat edecek, izin kullanacak. O arada da eksik olmasın köşedaşı Akşam Gazetesi yazarı Doktor Taceddin Kutay bizim misafirimiz oluyor. Kıymetli hocam, hoş geldin. Abi hoş buldum, şeref duydum. Benim için çok kıymetli bir program. Şimdi izleyenler bilmezler, sen buranın mutfağında uzun süre yer aldın. Evet. Haber müdürlüğü yaptın vesaire şeyler. Genel yayın yönetmenliği öncesi. Hep sorduğum, sana da sorduğum, hatta tazik yaptığım bir şey. Abi senin kadar güzel sesim olsa, senin kadar güzel artikülasyonum olsa, senin kadar ekran yüzüm olsa ben... Ekranın önünden eksik olmam. Sen niye çıkmıyorsun diyordum. Sen de başka işlerim var diyordun. İlk defa uzun süredir keşke olsa da ben de tadına baksam dediğim şeyi yaşıyorum şu an. Allah razı olsun. Sevgili eksik Ömer Özgök abimle program yapıyoruz. Allah razı olsun. Eyvallah. Biz Taceddin Kutay'la, kıymetli seyircilerimiz, saygıdeğer dinleyicilerimiz, uzunca bir evveliyatımız vardır. Benim hem sohbetinden çok keyif aldım, hem o entelektüel birikiminden faydalanmaya gayret ettiğim, genç ama aynı zamanda da o genç yaşına rağmen bilgelik noktasında da pek çok kez göğsümüzü kabartan bir mesai arkadaşımız, bir şirket arkadaşı, iş arkadaşımız. Allah razı olsun. Bu sefer bir arada olma şansını yakaladığımız için de çok mutluyuz. Şükürler olsun. Buyurun. Kalabalık bir gündemimiz var, hızlıca başlayalım. Buyurun abi. Sayın Cumhurbaşkanı durmuyordu. Öyle derler ya, durmuyordu. Bugün Kızılcahamam. Evet. Yarın kabine toplantısı. Ondan sonra bir diplomasi turu başlıyor ki Astana'da Türk Devletleri Teşkilatı, düzeltiyorum, Astana'da Şangay İşbirliği Örgütü Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılıyor. Kazakistan'da. Oradan geliyor. Ayağının tozuyla bu sefer Azerbaycan'da, Şuşa'da Türk Devletleri Teşkilatı gayri resmi zirvesini. Yetmez. Geliyor, NATO toplantısı için Amerika'ya gidiyor. Bitti mi? Bitmedi. Ondan sonra bir de bir İngiltere turu var bir sonraki hafta. Ya gayret ediyor, çabalıyor. Olanca yorgunluğa rağmen bir an bile durmuyor, dinlenmiyor. Yoğun bir diplomasi trafiği ve şüphesiz ki o diplomasi trafiğinin birinci maddesi dünya barışı. Çünkü artık dünyada hiçbir şey böyle olması gerektiği gibi olmaz hale geldi, değil mi hocam? Evet. Çok tıkandı. Ekonomi çok tıkandı. Yani pandemi sonrası aslında pandemi sürecini biraz okuyanlar dediler ki bu iş Allah muhafaza savaşa varacak bir tıkanıklığa sebebiyet verebilir. Çünkü ekonomi tıkandığı anda, tedarik zinciri kırıldığı anda sermaye kendisine bir çıkış yolu arar. Bu da ekseriyetle savaşla neticelenir denmişti. Bizim bir bahtımız ve bahtsızlığımız var. Bahtımız bu süreçte, hadi varsın yine yalaka desinler, Erdoğan. Hakikaten Erdoğan. İkinci bahtsızlığımız Erdoğan. Yani bir iki Erdoğan'ımızın daha olması lazımdı. Çünkü bizim dahile konsantre olmuş bir Erdoğan'ın, Türkiye'nin iç siyasetine, iç işleyişine konsantre olmuş, mesaisini buraya teksif etmiş Erdoğan'ın neler yaptığına dair kanaatlerimiz açık ortada. Böyle bir tecrübemiz var. Fakat uluslararası gündemin Erdoğan'a Türkiye'nin iç gündeminden uzaklaştırması, o da bir insan neticede, Tenzile Hanım'ın evladı. Bize bir şeyi gösterdi. Erdoğan Türkiye siyasetinde boşluğu hakikaten doldurulması güç bir figür. Belki de imkansız. Çok enteresan. Çıtayı öyle bir yere koydu ki. İşte maaş azam işe son gibi bir şey abi. Bir yerden sonra bir memnuniyetsizlikle karşılaşıyorsunuz. Halbuki mesela işlerin en yürümez dediğimiz vakitlerde, hani şu anda bir memnuniyetsizlikle karşılaştığında bir yerde, sağlıkta, eğitimde, yolda, izde, herhangi bir yerde bir sıkıntıyla karşılaştın. Diyorsun ki ya bu iş niye böyle? Niye yapılmaz? Ya bir bakıyorum ki bundan Erdoğan öncesi 20 küsür sene evvelinin Türkiye muhtadının üzerinde işler yapılıyor zaten hala. Ama biz lüzumsuz şımartıldık yani. lüzumsuz şımartıldık. Şimdi kardan zarar olduğu vakit isyan ediyoruz. Bu da Erdoğan güzellemesi mi? Valla kusura bakmayın, ben şimdi biraz da bir cenaze psikolojisindeyim, bir şeyle uğraştım. Hafta sonu eskilerin lafı var ya, öldükten sonra anlarsınız kıymetini diye. Bundan 15-20 sene sonra anlarsınız geriye dönüp baktığınızda, bulunduğunuz an içinde. Sultan Abdülhamit'in münekkitleri de Sultan Abdülhamit'ten sonra dönmüşler, bakmışlar, demişler ki biz ne yaptık böyle? Ya böyle. O mersiyeler falan yazılmıştı. Neler. Rıza Tevfik yani Bölükbaşı. Biz evet değil mi? Tabii. Biz ettik ama gel gör halimiz nice oldu diye. Ya, Rıza Tevfik Bölükbaşı neler var abi? Çok benzettiğim bir süreç aslına bakarsan hocam. Yani diyorlar ki Sultan Abdülhamit Han'a sen o koltuktan kalkacaksın. Evet. Peki sonrasını düşünmedik. Mühim değil. Bizim konsantrasyonumuz seni o koltuktan kaldırmaya. Evet. Ki sonrasında gördük. Sinan Oğan da benzer bir şey söyledi. Galiba bugün o konuşacağım şey var. Yani şimdi Sinan Oğan'la eski CHP Genel Başkanı birbirine girdi. Kılıçdaroğlu'yla Sinan Oğan. Bunu mütemadiyen konuşurduk. Madem sen oraya atıf yaptın, ben de hemen konuyu o tarafa evrilteyim. Buyur abi. Biliyorsun bu 2023 seçimlerinden önce CHP Genel Merkezi önünden geçen birine, herhangi birine, bir dakika arkadaş sen ne iş yaparsın, mesela turizmle uğraşıyorum, gel seni Turizm Bakanı yapacağım diyen bir genel başkan figürü vardı. Evet. Her gördüğüne bir şeyler vaat eden, dağıtan. Hatta onlardan biri de varlık sebebini olanca kışkırtıcılığa bina eden bir siyasi figür var. Ümit Özdağ. Evet. Kendi aralarında namuslarına emanet ettikleri bir protokol var. Evet. O protokolde 3 tane bakanlık ve MİT başkanlığının Ümit Özdağ'a böyle altın tepsi içinde sunulması konusu var. Mutabakata vardıkları konu. Mesele aslına bakarsan buradan çıkıyor. Sinan Oğan diyor ki yani bu ne menen bir şeydir, nasıl bir vaattir. Sonrasında cevap veriyor. İncinsen de verin şeyi, Kemal Kılıçdaroğlu'nun tweetini. Sana bırak 3 bakanlık ve Cumhurbaşkanı yardımcılığı vermeyi, boyatmak için ayakkabılarımı bile vermem diyor. Kemal Kılıçdaroğlu. Küçük enişte bayağı böyle yani orantısız saldırıya geçmiş. Sonrasında da Sinan Oğan ona cevaben diyor ki toydan sonra nara. Sayın Kılıçdaroğlu, sizin bu yapmaya çalıştığınız bizim oralarda toydan sonra nara olarak adlandırılır. Kaybettiğiniz 13. seçimin üzerinden yaklaşık bir yıl geçti diyor. Bu süre zarfında oturup düşünürseniz, ben nerede hata yaptım derseniz biraz daha durulur. Yaşta kemale erdiğinde artık bir aksakal gibi davranırsınız diye bekliyordum diye gidiyor Sayın Sinan Oğan'ın sosyal medya paylaşımı, ama oldukça sert ifadeler. İşte bu Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu tweet'i kıymetli bir tweet'tir. Bunu duvara asalım. Sana boyatmak için pabucumu bile vermem diyor ya. Tamam. Memleket senin pabucundan daha kıymetli değil Kemal Kılıçdaroğlu senin nazarında. İşte bu sebeple zaten şeye dönüyorsunuz, bir bakıyorsunuz Eflak ve Boğdan dahil her şeyi verdi. Yani sen Ümit Özdağ olsan 3 bakanlık değil 33 bakanlık da istersin. Çünkü Nurtekin Sert Gürsel miydi neydi? Demokrat Parti'nin genel başkanı, yolda görsen tanımazsın. Bu adamı Cumhurbaşkanı yardımcısı yaptın. Evet. Temel Karamollaoğlu böyle yelkovanı titreyen Temel yaşından bahsetmiyorum, estağfurullah. İradesinden, ihtiyarından bahsediyorum. Ona verdin. Ali Babacan'a verdin, Ahmet Davutoğlu'na verdin. Ahmet Davutoğlu sana İslam felsefesi, İslam tarihi bir şeyler anlattı. Durmadan sanat tarihi analizleri yaptınız. Altılı Masa'nın 15 saatlik toplantılarının 13,5 saatinde Ahmet Davutoğlu konuşuyormuş. Bezmişler artık. Meral Akşener'e verdin. Meral Akşener'le kızdınız, küstünüz falan oldu filan oldu. Memleketin ikbalini, istikbalini kazanırsak şöyle yapacağız diye 2 belediye başkanını Cumhurbaşkanı yardımcısı yaptın. Yani ehildir, naehildir demedin. Hani bir de liyakat var ya, dillerinden düşürmedikleri. Ah keşke o zebanımızdaki şeyler, dilimizdeki, lisanımızdaki şeyler hayat düsturu olsa. Konuşuyoruz bazen. Şimdi bize bir şeyi gösterdi bu durum. Ey Kemal Kılıçdaroğlu, hakikaten senin pabuçların memleketten daha kıymetli senin nazarında. Ki Sinan Oğan'a sen Cumhurbaşkanı yardımcısı yapardın muhtemelen. Hani gelse seni destekleseydi. Ümit Özdağ'dan bir farkı yoktur. Neticede şu anlamda söylüyorum. Yola beraber çıktıkları, Ümit Özdağ'ın hararetle ilk turda oy istediği bir figürdü Sinan Oğan. Tamam. Yani Kemal Kılıçdaroğlu nezdinde Sinan Oğan'la Ümit Özdağ'ın bir şeyleri vaat etme noktasında bir farkı yoktur. İkisini de oy potansiyeli olan figürler olarak görüyor. Ama Sinan Oğan, ben Cumhur İttifakı'nı destekliyorum ikinci turda dedi. Sayın Cumhurbaşkanı lehine zaten yasa gereği de en fazla oy alan iki adayın yarışacağı bir ikinci tura hazırlanırken dedi ki ben doğru bildiğim Cumhur İttifakı adayının bu ülkenin menfaatine olacağı dedi. Ve Sinan Oğan demez olaydı. O günden beri arkadaş bu kadar ağır bir taarruzun altında kalmak da hakikaten ben zaman zaman Sinan Bey için böyle takdirle karşılıyorum o dik duruşunu. Dik durdu. Benim açımdan da takdirle karşılanacak bir şey. Gerçi biz bir defa bir nahoş sürtüşme yaşamıştık Sinan Bey'le ama bu eyvallah, benim şahsi yaşamış olduğum şey adamın doğru bir tutum ortaya koyduğu hakikatini değiştirmiyor. Gün sonunda abi üzerine sifon çekiniz gitsin denilen Meral Akşener, hürmetlerimle yani ben bir hanımefendiye böyle şeyler söylemeye yakıştırmıyorum ama ne yapalım ki böylesiniz, sizin siyasal kültürünüz bu. Ağza gelen söylendi. Bu hanımefendi bir yerde, siz bir yerdesiniz. Sonra memlekette Erdoğan'ın iki koyun versen güdemezler dediği bir zihniyet ve bu zihniyetin mücessem temsilcisi Kemal Kılıçdaroğlu. Buyurun bak, vatandaş ekonominin en sıkıntılı olduğu zamanda, şimdiye kadar Erdoğan'ın girdiği hiçbir seçimde hayat pahalılığı insanların canını bu kadar yakmıyordu. Sabit gelirlerin üzerinde bu kadar büyük yük yoktu. Ev kiralamaya kalk, ateş pahası yani. Sıkıntı memlekette, sittin sıkıntı var idi. Hala vatandaş döndü dedi ki bu yönetecek. Evet. Ha, döneceksin ve düşüneceksin. Ey o kıymetli pabuçların sahibi, bu memleket şu şartlar altında dahi neden benim idaremi, bizim idaremize teslim edilmiyor? Demek ki siz ve pabuçlarınız baş başa bırakılmalıymışsınız. Buyurunuz, pabuçlarınız hayırlı mübarek olsun. Aynı şey hani hırslarından arınmış, en ideal Cumhurbaşkanı adayı olarak pompalanan Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimden birkaç ay sonra bu adam parti bile yönetemez diye delegesi tarafından genel kurulda, kongrede tarihe gömülmüş olması da bazı şeyleri gösteriyor. Yani adama kendi delegesi, partisinin delegesi bile dizayn ettiği delegesi. Bravo. O dizayn ettiği delegesi bile ehliyet vermekten imtina ediyor. Bırak memleket yönetmeyi, sen partiyi yönetemezsin diyor. Ve yeni bir ismi yönetime getiriyor. Şimdi o yeni isim nereden başladık? Bak, diplomasiden başladık, arkasından CHP'ye girdik. Ama hem diplomasiyle hem CHP'yi birleştirecek bir gündem maddemiz daha var. CHP zaten Hicaz makamı gibi bir şey bizim için. Her fasıl oraya bir uğrar yani. Hikmet abinin bazen seyircilerimiz, takipçilerimiz diyorlar ki ya bunu da mı CHP'ye bağladın? O da aynen senin dediğin gibi yani her şeyin içindeler diyor. Yani bunu bu şekilde toparlamak, onlar olmadan bir şeyi analiz etmek maalesef mümkün değil diyor. Hakikaten de öyle. Biz sen de az önce onu söyledin yani. Biz başlatmadık yani. Serra Kadıgil, evet Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde tacizler, tecavüzler olabilir çünkü iktidarda AKP var demişti ya. Ya o zihniyetten değişen hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Bir tane İyi Parti'den geçen bir şey. Çok geçtiler. Hangisi milletvekili acaba? Neydi o? Bahadır Bey'di herhalde. Bahadır Erdem. Evet, Bahadır Erdem. Eylem Tok'la oğlu Amerika'da yakalandığında. Bahadır Erdem ve Eylem deyince dün Bağdat Caddesi'ndeki LGBT eylemini zannettim. O seviyor o Pride işlerini ya. Genel başkanı demiş ama... Cinsiyet Eşitliği Bakanlığı kuracağız demiş. Gireriz o mevzuya. Var, vaktimiz var. Maddemiz çok, hemen gireriz. Eylem Tok'la oğlu yakalandığında, Amerika Birleşik Devletleri'nde tutuklandıklarında ilk duruşmaya çıktıklarında rivayet o ki Eylem Tok'a oradaki öfkeli seyirciler bir katilin annesi olmak nasıl bir duygu diye sormuşlar. Eylem Tok da cevaben Allahu Ekber demiş. Allah Allah. Aman Allah'ım. Yani bizim bildiğimiz muhalifliğin kitabını yazan Eylem Tok, İktidar Partisi ve Tayyip Erdoğan siyasetiyle nasıl birleştirilme gayretine girilir? Günün sonunda şunu söylüyor Bahadır Erdem, 22 yıllık iktidarın sonucu işte budur diyor. Senin az önce bahsettiğin gibi, yani CHP'nin içindeki tacizlerin ve tecavüzlerin müsebbibi olarak AK Parti iktidarını gören kafa, hakikaten muhalifliğin kitabını yazmış bir ismin bir ifadesini de yine AK Parti iktidarına bağlayabilecek kadar da şuurunu yitirmiş bir kafa. Tam da ait olduğu yere, yani Cumhuriyet Halk Partisi'ne, İyi Parti'den geçen isimlerden biri, sen söyleyince aklıma geldi. Şimdi Özgür Özel. Selamlar. Cuma günü Mustafa Kartoğlu'nun, genel yayın yönetmeninizin bir köşe yazısı vardı. Evet. Diyordu ki herkesin duymak istediğini söyleyenin kendi sözü olmaz. Evet. Tam da Özgür Özel'den bahsediyor. Ama yani, Kılıçdaroğlu'ndan da bahsediyor. Ama şöyle, Özgür Özel'de zaman zaman böyle şaşırtan duruşlar yaşandı ya. Evet. Şimdi sen Kılıçdaroğlu'nun neye ne tepki vereceğini önceden öngörürsün. Yani tezkereye hayır der buyu bile öngörürsün. Cumhuriyet Halk Partisi sınır ötesinde terörle mücadele için yetki istenen tezkereye hayır deri Kılıçdaroğlu'nun siyasetinde ihtimal olarak görebilirsin, konuşabilirsin ve hayata geçer. Şimdi Özgür Özel'in zaman zaman çok da fazla alışılmamış duruşları sebebiyle, ya hani acaba bir değişim mi yaşanıyor gerçekten? Acaba CHP bugüne kadar yaptığı hatalardan geri dönüş mü sergiliyor? Bu yumuşama süreci de zaten en çok bu noktada vatandaş nezdinde de bir heyecan oluşturdu. Çünkü bugüne kadar yumruğu sıkılı olan hep Cumhuriyet Halk Partisi'ydi. O görüşme esnasında, görüşmenin konuşulduğu dönemde, hatta Sayın Özel'in Sayın Cumhurbaşkanı'ndan randevu talep ettiği dönemde de konuştuk biz bunu. Bugüne kadar ne zaman randevu istediniz de iktidar partisi sizi reddetti dedik. Hoş, Hikmet abi ona da çok kızar. Parti sözcüleri var, Deniz Yücel. Evet. O görüşmeden sonra iktidarın bugüne kadar sürdürdüğü gerilim siyaseti, iktidarın sürdürdüğü gerilim siyaseti diyor. Sıkılı yumruğun iktidarın yumruğu olduğunu öne sürüyor. Ez cümle siyaset yapıyor. Tamam, çok da zararı yok dedik. Onu da kenara koyduk. Şimdi buraya niye geldim? Özgür Özel, duymak isteyenin laflarını söyleme noktasında bir siyaset gidiyor. Yılmaz Özdil'le biliyorsun geçtiğimiz hafta birbirlerine girdiler. Yılmaz Özdil iftirasını yedirecek. Onu da takip ediyoruz, bekliyoruz. Ama Yılmaz Özdil de herkese bir şey yedirecek. Uğur Dündar'a da yedirecek. O hep yedirecek. Biz de öyle sabırla bekliyoruz, hatırlatıyoruz. O kitaptan ne para kazanıysa herkese bir şey yediriyor. Helal olsun. Ağalık yedirmekle olur. Atatürk acıkınca yemek yerdi mealindeki o kitabı. Bal şekeri. 1881 adet basıp bugünün parasıyla 20-25 bin liraya denk gelecek olan bir fiyatta kitleye kitleyen bir isimdir Yılmaz Özdil. Bal şekeri olsun. Öyle olunca Bodrum'daki villada, değil mi? Böyle yürü, biraz geldi. Biraz böyle öne doğru kayar hale geldi. Neyse, Yılmaz Özdil erken seçim olmalı dedi diye erken seçimi dillendirmeye başladı. Kılıçdaroğlu sarayla müzakere edilmez, mücadele edilir dedi diye mücadele ifadesini dillendirmeye başladı. Yani herkesin duymak istediği telden konuşmaya başladı. Şimdi Özgür Özel'in bayramda bir vatandaşla yaptığı bir konuşma vardı. Bayramda programımız olmadığı için işleyemedik ama sonrasında değinmekten de imtina etmedik. Buyur. İspanya diyor, neden Filistin devletini tanıdı biliyor musun diyor vatandaşa. Neden diyor vatandaş? Ben mektup yazdım İspanya'ya diyor. Vay be. bilmem kaç ülkeye mektup yazmış. Onlardan biri de İspanya'ya yazdığı mektupmuş ve o mektup üzerine İspanya devleti Filistin devletini tanıma kararı almış. Sevabına bir de Amerika'ya, Almanya'ya yazsa kağıt kalem gönderirim ben ona. Bravo. Şimdi bu noktada hani Hamas'a karşı, daha doğrusu İsrail'in bu katliamına, soykırımına karşı yeterince ses çıkarmıyorsunuz eleştirisini öfkeyle de karışık böyle demişti Sayın Özel. Ama günün sonunda değişen bir şey olmuyor. Bir ara umutlanıyorsun, diyorsun ki gerçekten evet Filistin'de mazlumların yanında duruyor bu ülkenin ana muhalefet partisi. Bundan daha büyük bir nimet olabilir mi? Ama gel gör ki yine şapkadan tavşan çıktı. Bir dinleyelim, niye bu kadar uzattım? Bir dinleyelim, sonrasında olur, senin yorumunu dinleyeceğim. Olur. Bir verin bakalım Özgür Bey ne demiş, ne söylemiş? Hamas bir gecenin bir yarısı yok işte balonlarla, zeplinlerle, bilmem neyle suçsuz, günahsız insanların üstüne bomba yağdırdı. Allah. Bir kez bu meselenin orada başladığını görmek lazım. Bunu söyleyince bay efendim sen Hamas'a terörist diyorsun. Yaptığı terör eylemi kardeşim. Geceliğin uyuyan Yahudilerin üzerine bomba. Tamam yeter. Biz duyacağımızı duyduk. Bu meselenin diyor orada başladığını bir kere bilmek lazım diyor. Karşısındaki de orada başladı mesele. Karşısındaki de tar bir uçağın tekerleklerine motor takmışlar. Böyle uçağı gezdiriyorlar deyip onu Hikmet abi çok, ya bugün biz Hikmet abi çok andık ama çok fazla boşluğu dolacak bir adam değil canım. Benimki bir iki üç tane koysan dolduramazsın. Eyvallah. Ona da selam olsun burada. Eyvallah. Diyor ki Kaan 5. nesil savaş uçağımızı yaptığımızda o ilk pist hareketinde öyle diye bir şey olmuştu. Tekerlerine de motor mu takmışlar bunun diyor. Böyle bir şey gezdiriyorlar ortada diyor. Sen kim? Savaş uçağı yapmak kim? Demeye getiriyor. Ama böyle yapınca Hikmet abi dedi ki neticede pistte diyor gezer sadece bu diyor Fatih Altaylı. Kalktığını görmedik diyor. Günün sonunda Hikmet abi de dedi ki buna kapak olsun diye. Yani bu kadar tahrik ettin, kalktı sonunda dedi. Ve o 5. nesil savaş uçağımızın deneme uçuşunu biz Fatih Altaylı'ya atfettik. Hadi bakalım buyur fazla gel dedik. Ama işte yani adamda böyle bir yüz yok. Adamda böyle bir arlanma, utanma yok. Onu bambaşka bir gün, bambaşka bir program konusu yaparız. Ayrı. Şimdi abi bak şurada kablolar var ya. Şöyle sanayi tipi kablolar var. Takınca onların dişleri böyle. Onu normal prize sokmaya kalksan sokamazsın. Dağıtırsın orayı ya. Öyle kime neye atfedeceğimize dikkat edelim. Pekala. Kapak olsun anlamında diyelim o zaman. O Kaan'ın uçuşu da ona kapak olsun. Olur. Anlamında diyelim. Tam Özgür Özel onun duymak istediği şekilde konuşmuş. Evet. Filistin'deki katliam, hatta son rakamı sabah Melis, ya bu bilanço gibi veriyoruz, bu da utanç verici ama 269. gününde demiş, hazırlamış bize 37.877 şehidimiz var. Evet. Şehit 37.877. Özgür Özel'e göre zeplinlerle Hamas geldi. Orada o zaman başladı bu iş. Buyurun efendim. Şimdi biz malum iş gereği çok uçuyoruz, gidiyoruz. Benim biraz milim birikti. Ben Sayın Özgür Özel'e bir şey tavsiye edeceğim. Sayın Özgür Özel, sivil giyineceğiz. Ben size bir Madrid bileti alacağım. Tamam. Hakikaten gidiş dönüş. Otelinizi falan da alacağım. Var 3-5 kuruşum var kendimde, biliyorsun. Çok zengin adam değilim ama 3-5 kuruşum var. Uçak otel alacak kadar var. İmamoğlu 40 haramileri götürüyordu. Sen tam tersi, ben finanse edeyim. Ben memur maaşımla Sayın Özgür Özel'i göndereceğim. Madrid'de havaalanında indiniz. Merkez Mahallesi, Atatürk Mahallesi, Madrid'in Fatih Mahallesi'nin oraya gideceksiniz. Orada Madrid Belediyesi'ne gireceksiniz. Su, elektrik işleri, ne bileyim, tapu kaydı bilmem ne falan filan, o daireye gireceksiniz. Oradan çıkacaksınız, hariciye vekaletine gideceksiniz. Oradan gideceksiniz, dahiliye vekaletine gideceksiniz. Size ben bir tur şirketi de ayarlayacağım. Oradan başbakanlığa gideceksiniz, cumhurbaşkanlığına gideceksiniz. Mektubunuzla ayağa kalkan, tahrik ettiğiniz İspanya var ya, Allah aşkına, çöpçüsünden, güvenlik görevlisinden, Dışişleri Bakan Yardımcısına kadar sizi bir tane tanıyıp da buyur bir çayımı iç diyen olacak mı bakayım? Bu kadar diyorsun. Ya bu kadar diyorum yani. Ama işte. Aa Özgür Özel gelmiş. Ya Arda Güler gitse Arda otur derler yani. Hani Özgür Özel, hani siz mektup yazdınız ve tahrik ettiniz insanları ya, ve bunlar da sizin hatırınıza, sizi kırmamak, incitmemek için koskoca Özgür Özel, eczacı, bizim okuyamadığımız yazıları okuyabilecek kadar kabiliyetli, doktor yazısını okuyabilecek kadar kabiliyetli bir zat bize bir mektup yazmış. Madem o yazmış, biz de onun sözünü tutalım demiş ya. Melis, bir bulur musunuz o bayramdaki Özgür Özel'in vatandaşa dediğini? Birazcık daha seyircilerimizin zihninde oturması açısından fakat şeyi hatırlayalım. Özgür Özel bundan evvelki seçimlerde şey demişti. Biz seçilirsek, burada belediyeyi bize verirseniz yakıt bedava demişti. Seçildiler. Ondan sonra ya onu da öyle bir gaza geldim, söyledim, olmayacağı malumdu zaten dedi. Şimdi Sayın Özgür Özel'in siyasete bakış ve söylediğinin gerçekte tetabuk etme ile ilgili prensibi genel olarak bu Ömer abi. Hı. Ne diyeyim ben bu sözü ciddiye alıp da, Allah'tan oradaki vatandaş da pek kale almamış onu söylediğini de. Neyse, mevzu konuşulacak seviyeden çıkmış. Şimdi Fatih Altaylı ile Özgür Özel'in bu konu hakkındaki konuşması, ki İlber Ortaylı falan da dahil, bir sattılar, bir sattılar falan diyordu ya, parayı Beyrut'ta yediler. Jeoloji profesörüne tarih soran bir zihniyetten bahsediyoruz. Vallahi içlerinde en namuslu konuşan o. Celal Şengör. Diğerlerine nispeten. Tamam, peki. Bu meselelerde. Vatanlarını, topraklarını sattılar, Beyrut'ta yediler. Beyrut'ta yediler. Hı. Beyrut'ta yediler, neyse. Bu arada İlber Hoca da malum şeydir yani, Kırım göçmenidir. Niye sattınız hocayı oraya falan dediğinde, satmadık ki, harp oldu, gelmek zorunda kaldık diyecek muhtemelen. Burada da farklı bir durum yok yani esasen. Neyse, kapa parantez. 1948'den, hatta ne 1948, 1. Can Harbi yıllarından başlamış bir mezalim var orada. Hamas dediğin şey sanki sebepmiş, netice değilmiş gibi. Burada insanlar neye direniyormuş? Hamas yoktu, sizin çok sevdiğiniz sosyal demokrat Yasir Arafat vardı. PKK. Yasir Arafat ölmeden evvel Ramallah'ta şeyinde karargahında ne haldeydi hatırlıyorsun değil mi? Mum ışığında. Mum ışığında nefes almaya burnunu çıkaramıyordu adam dışarı. Ama işte Hamas'ın 7 Ekim Zetlin saldırısıyla başladı bu işlere. Karşısındaki de çanak tutar vaziyette ve bu insanlar öyle ya da böyle hitap ettikleri bir kitle var Taceddin Hocam. Çünkü çanak tutan, vazifesi çanak tutmak olan, vazifeleri çanak yalamak olanlara çanağı tutar. Bu sebeple herhangi bir şekilde bu adamın sözlerinden, bu adamın bu beyanatlarından rahatsızlık tüp, ya saçmalamayın, böyle birazcık da onurlu olun. Bu konuda hakikat nedir konuşun. Yarın bir gün Almanya'dan, Amerika'dan bir takım fonlar geleceği zaman tepkiyle karşılanmaktan korkmayın falan diyecek bir kitle yok orada. Bak buradaki sıkıntı şu, ben bu Özgür Özel'le Erdoğan görüşmeleri esnasında döndüm ve bir şey dedim. Biz şimdiye kadar çok yüklendik ve lüzumsuz yüklendik. Yok İsmail Saymaz sen şöyle yapıyorsun, böyle oluyor. Sözcü Gazetesi sen bu manşeti atıyorsun, milleti geriyorsun. Halk TV sen şunu söylüyorsun, böyle yapıyorsun dedik ya sürekli. Muhalif medya, muhalif siyasetler, siz insanları geriyorsunuz. Bu böyle değil. Türkiye'deki sosyolojik yarılma karşımızda hakikaten etiyle kemiğiyle senden benden nefret eden bir takım insanların olduğunu ve bu insanların siyasilerinden, gazetecilerinden, medya mensuplarından bunu talep ettikleri hakikatini bize göstermelidir artık. Yani bu Özgür Özel, şunu dedim yani bir programda, burada esas meselede bakalım Özgür Özel bu siyasetini kaç gün yapabilecek, yapamadı da. Yapamadı çünkü aşağıdan gelen basınç onu icbar etti. Özgür Özel'in burada yapması gereken şey, Hamas'ı çırak çıkartacak, Filistin halkını çırak çıkaracak. Yani 40 bin insan da orada öldü ama bunun da sebebi şu 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 şudur diyecek. Arkadaşlar terörle evet mücadele edilir, müzakere edilmez, doğru. Ve lakin sizin burada durmadan aklamaya çalıştığınız, burada başka bir mevzu var. Terör tanımımızı değiştirelim derken, uluslararası standartlara getirelim derken meclise soktuğunuz, şimdi değil ha, 80'lerden beridir meclise soktuğunuz, o Leyla Zanalar'la o süreçle başlayan, Allah rahmet eylesin yani, adamcağız meclis başkanıydı o zaman bizim şey Ali Rıza Septoğlu, kızım deyişi var ya hala hatırımızda yani. Evet. Bu şeyi, yapıyı bir şekilde yıkayacaksınız, yuracaksınız, tertemiz edeceksiniz. Masumlarımızı, şehit olan masumlarımızı, katledilen evlatlarımızı falan hiç olmamış gibi göreceksiniz bu tarafta. Bu tarafta da Filistin halkının yaşadığı mezalime yokmuş gibi davranacaksınız ve diyeceksiniz ki bunlar Hamas'ın yaptığının bir neticesi, Hamas'ın yaptığı terör eylemidir. Terör eylemi, Özgür Özel, sen bu işlere yabancısını anladık. Sen ancak Kur'an-ı Kerim derslerini falan Orta Çağ karanlığı olarak görmekle mümessil. CHP'nin resmi 1930'lardan 40'lardan kalma siyasetini sürdürmekle mümessil bir Manisa milletvekilisini anladık seni. Tamam, bu işlerden anlamıyorsun. Öyleyse biz sana söyleyelim. Orada tek bir terör yapısı vardır. O da İDF denilen terör örgütüdür. İDF terör örgütünün de siyasal yapısına bugün uluslararası arenada İsrail Devleti denir. Nokta. Buna karşı da mücadele eden bir halk hareketi vardır. Yücahidûne fî sebîlillah. Yapıyorlar öyle böyle aslanlar gibi. Bunun adı da Hamas'tır. Kuvayi Milliye'dir. Bunun adı da Hamas'tır. Ha, bunu kabul edersin etmezsin. Zaten etmeyeceğini biliyorum ben seni. Etmeyeceğini ama öyle deme. Filistin devletinin tanınmasındaki önemli rolünü bu kadar küçümseyemezsin. Bu kadar çırak çıkaramazsın sen kıymetli genel başkanı. Bir dinleyelim. Bir dinleyelim. Seyircilerimiz ve dinleyicilerimiz hatırlasın. Özgür Özel, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı, geçtiğimiz Kurban Bayramı'nda bir bayram namazı çıkışında bir vatandaşa Hamas, daha doğrusu Filistin'deki zulüm konusunda sesinizi yeterince duyamıyoruz diyen bir vatandaşa öfkeyle karışık ne demiş bir hatırlayalım, sonra devam edelim. Buyurun. Ben dünyadaki 119 ülkeye mektup yazdım. Ne dedim biliyor musun? Evet. Filistin'i tanıyın dedi. İspanya Filistin'i tanıysa benim mektubum da tanıdı. O gün, bugün gelip geceliğin uyurken bizim üzerimize bomba atsalar ne olursa aynı şey. O da onu öldürürse, o da yanlış yapıyor, o da onu öldürürse, o da yanlış yapıyor. Ben Filistin tanınsın, özgür olsun diye dünyadaki her tarafı geziyorum. Bir dakika, bu bayram namazı çıkışı mı? Evet, evet, evet. Allah Özgür Özel'den razı olsun. Allah onu iki cihanda aziz eylesin inşallah. Eskiden hadiski adetlerimizi yaşatmakla mükellefiz bak. McDonald'slaşıyoruz. Çok büyük bir dejenerasyon var cemiyette. Eskiden biliyorsun Ramazanlarda, bayramlarda direkler arası kurulur. Eğlence, halkın ayağına, panayırlara gidilir vesaire. Tamam. Baktı ki Özgür Özel, buralarda panayır yok, şey yok. Ayağınıza getirdik dedi. Yani buradaki şey... Ben de konuyu nereye bağlayacağız? Nereye getireceğiz? Buraya getireceğiz. Bu kadar ciddiye alınır bu söz. Ya Özgür Özel, seni İspanya'daki pasaport polisi tanımıyor. İspanya Başbakanı'na tanıyacak. Ama işte şimdi bir taraftan bunu söyleyen, ama bak kendi de inanmış konuşuyor abi. Bir taraftan bunu söyleyen adam, bir evet, taraftan yani Filistin meselesinde ben varım kardeşim. Hmm. Ben İspanya'nın Filistin'i devlet olarak tanımasının müsebbibiyim kardeşim diyen bir adam. Bir taraftan kalkıp her şey Hamas'ın o zeplinlerle yaptığı saldırılarla başladı diyebiliyorsa burada bir tezat olmalı yahu. Ya zeplin ne demek ya? Uçan balon. Ama öyle bir şey değil ki. Zeppelin, Von Zeppelin tarafından icat edilmiş bir şey. O Atlantik'in öteki yakasına falan uçtu zamanında. Restoranları, lüks yapı taşıtlardı onlar. Zeplin. Ya neyse abi, çok da ciddiye almayalım. Burada Özgür Özel'in yaptığı bir şey var. Özgür Özel, Kılıçdaroğlu 8 saat kaybolduğu Amerika gezisinde kimin hamburgerini yediyse onun burada borazanlığını yapmakla mümessildir. Oo. Zira oturduğu koltuk ex katedra koltuk itibariyle budur. Özgür Özel'in bir başka şey demesini bekliyorsan çok şey beklersin. Mümkün değildir. Özgür Özel, İsrail burada terör suçlusudur, Filistin halkı mazlumdur dediği anda bir bak bakayım bir sonraki seçimi görebiliyor. Oo. Göremez. Çok sert oldu. Ya onun yerine gelir bir Makaryos heykeli diken. Hiç merak etme, o koltuk boş kalmaz. Tsipras'ı çağırmışlar. He. Şimdi kimden bahsediyoruz? Madem öyle, madem konu da... Makaryos heykeli diken deyince sen, bir anda aklıma Ekrem İmamoğlu geldi. Adamın da kaderi ama o, biliyor musun? Ekrem İmamoğlu'nun da. Sen bir Karadenizli, Trabzonlu ol, Ç harfini söyleyemezse eder ya. He. Ve evet, davet ede de Tsipras'ı davet et. Yok muydu Makaryos bilmem ne şu bu falan filan ya. Tsipras diye bir adamcağız eziyet çekti 2 gün. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde değil mi? Evet. Yani herhalde ev sahipliğini onlar yapmışlardır diye düşünüyorum. Evet. Türkiye'ye geldi. Avrupa Konseyi'nde Kuzey Kıbrıs'a ait Maraş'ın Rumlara verilmesi için oy kullandıktan sonra İstanbul'a geldi ve evet, İmamoğlu'nun misafiri olduğu, efendime söyleyeyim, Tsipras Yunanistan'ın eski başbakanı, kıymetli seyircilerimiz, saygıdeğer dinleyicilerimiz. Hatta programdan önce Taceddin Hocama dedim ki, hatta onu şimdi tekrar edeyim, o da muhtemel bana verdiği cevabı tekrar edecektir. Programdan önce muazzamdı, dedim ki bunu keşke programda sorsaydım. Efendim, bir komünist eskisi, yani siyasetçi, bir komünist siyasetçi, sosyalist siyasetçi ama eski bir siyasetçi. Eski camlar bardak oluyor biliyorsun. Pekala. Şey midir, bit pazarına nur yağar anlamında, nur yağar, eskiye rağbet olsa anlamında bir sözümü hatırlamamız gerekir. Yoksa bambaşka bir plan mı vardır? Nereden çıktı bu Tsipras? Şimdi sen 24 TV'nin genel yayın yönetmenisin. Ne bileyim, bizim Ülke TV'nin genel yayın yönetmeni var, Hasan abi. İşte sahil yerlerin genel yayın yönetmenleri var falan ve filan. Sizler birbirinizin bir manada iz düşmüşsünüz. Bu gezi zamanı var ya, bunlar daha doğrusu renkli devrimlerde, turuncu devrim, eflatun devrim, işte kavun göbeği devrim, kadife devrim, cart devrim, curt devrim. Türkiye'de de bunun tekabülü gezi denilen melanette, biliyorsun. Bir ay 2013 evvel, bir ay evvel kutladıkları bu şey. Bu zaman işte Soros'un dünya siyaseti üzerinde uyguladığı bir basınç vardı. Ortaya koyduğu popstar siyasetçiler vardı. Ne bileyim, Kanada'da Trudeau diye bir tane çıktı. Burada Yunanistan'da Tsipras çıktı. Ben o zamanlar dedim ki Allah sizin cezanızı versin. Ey melunlar, ey sermaye. Ya tamam, bizde de çıkarın da bize de layık göre İmamoğlu'nu mu layık gördünüz? Ne biçim adamsınız ya? Ya keşke biraz daha parlak bir figür olsaydı yani. Bu mu? Bize bunu mu layık? Nedir yani? I am okay. I am okay. I am okay, yani. I am okay. Bir de İngilizce bilen bir figür. Erdoğan ne biliyor falan ya, good falan yapmışlığı var ya. Yeah. Neyse. Mühim değil yani, lisan öğrenmemek bir ayıp değil, nakisa değil. Ben mecburen öğrendim, belki de ben de öğrenmeyecektim. Neyse, gün sonunda şuraya varken lisan bir vasıtadır, kutsanmaz. Vasıtayı kutsamıyoruz. Hı hı. Gün sonunda şuraya varıyoruz. Tsipras, Türkiye'de İmamoğlu ile yaratılmak istenen figürün estağfurullah lehül halku vel emr, Yunanistan'daki iz düşümüdür. Bu anlamıyla Tsipras'la herhangi bir münasebetlerinin, mukabiliyetlerinin olmasında anlamayacağımız bir şey yok. Fakat buradaki şey şu, ilginç olan husus şu. Bir zaman Yılmaz Özdil bir şey demişti, yazmıştı daha doğrusu. Öyle bir hellimi vardır ki Güney Kıbrıslıların, onun lezzeti uğruna bütün Kıbrıs'ı onlara verirsin demişti. Evet. Bizim Yusuf Alabar'da da Nerimanov'un bir sözü vardı, onu hatırlatmıştı. Vatan dediğin mabadın değildir, önüne gelene veresin. Ama bu Karabağ meselesiyle alakalı 100 sene evvel bir Azeri vatanperverin söylediği bir sözdür. Yeah. Yeah. Bir sözdür. Yani bu kadar kolay vatan toprağını peşkeş çekip iki tane mezeye, yani işkembeciye götürelim siz arkadaşlar, kafanız güzelken iki mezeye vatan veriyorsunuz. Nesiniz siz yani? Paşa mısınız, padişah mısınız? Yaptığı dolmayı çok beğenip sana da şu bahçeyi ihsan ettim diyecek aşçıya. Nesiniz yani? Neyse, bu zihniyet ile ve bu zihniyetin siyasetteki iz düşümü, ticaretteki iz düşümü, akademideki iz düşümü, basındaki iz düşümü, şuradaki iz düşümü, buradaki iz düşümü, spordaki iz düşümü. Arkadaşlar sizler merhum Ecevit'in Yunan kardeşi şiirini okuyabilirsiniz. Ben de Yunanlarla, Rumlarla herhangi bir şekilde düşmanlık içinde olmamızı anlamlı görenlerden biri değilim. Ve lakin şu hakikati unutmayın. Yunanistan'da, Ermenistan'da, İran'da, hatta neyse onlara girmeyelim, sonra Zülfiyar'a dokunuyor, kızıyorlar bana, birkaç ülkede daha siyasetin regülatörü Türkiye düşmanlığıdır. Türkiye düşmanlığı yapmazsanız orada siyasi olamazsınız. Dolayısıyla siz bir Yunan siyasisi olarak Türkiye'ye gelmiş bir figürü yeminle ahdetmiş bir Türkiye düşmanı olarak kabul edebilirsiniz. Kabul ederseniz de yanlış yapmış olmazsınız. Türkiye'de de İşte Keçecizade Fuat Paşa'nın lafı, en güçlü devlet biziz diyor hasta adam Osmanlı'ya. Yıllardır biz içeriden siz dışarıdan çalıştık yıkamadık diyor ya. Evet. Türkiye'de de bir kısım siyasiler vardır ki en az Yunan parlamentosunda vekillik yapacak kadar Türkiye'nin terakkisine, çıkarlarına düşman karşı adeta yeminli siyasilerdir. Şimdi bunlar karşılıklı oturup tavla oynadıklarında bana ne, kim almış, kim şey yapmış, tavladaki neydi ya? Mars. Mars. Kim Mars etmiş? Hı. Kim zar tutmuş? Bana ne derim yani? Bana ne derim? Burada mühim olan şey masadaki muhabbette bizim çıkarımıza herhangi bir şeyin çıkmayacak olmasıdır. İşte o. Ve çıkmadı da. Boyun eğme. Tsipras, Türk genci Türkiye devletine boyun eğmediğinde bundan senin çıkarın nedir? Bunu bana birazcık tarif et, bu kadar. Şu Koç Üniversitesi'ndeki konuşmasını getirir misiniz arkadaşlar? Bahsettiği şey, hocamın bahsetti. Evet bu. Kısa bir konuşma dinleyelim. Sonra senin o sorunu bir kere daha soralım. Buyurun. Tabii. And always remember, boyun eğme. Boyun eğme. Thank you very much. All the best. Thank you very much. Evet, sorduğumuz soru bu. Hatta ben sorunu tekrar edeyim. Ey Tsipras, karşındaki genç kitle, yani Türkiye'de eğitim gören öğrenci kitlesi, bahsettiğin o isyan, boyun eğmemeyi... Kime boyun eğmesin? Bir defa bununla yani, başlayalım. Nasıl bir şey, ben anlamadım. Evet, yani boyun eğmeden kasıt ne? Kurallara uymak mı? Olması gerektiği gibi davranmak mı? Olması gerektiği gibi davranma mı demek istiyor? Tamam, biz iyi tarafından bakalım. Tsipras şu anda diyor ki, küresel sistemdeki adaletsizliğe boyun eğme. Gelir adaletsizliğindeki, bu gelir dağılımındaki adaletsizliğe boyun eğme. Filistin'de yaşanan mezalime karşı. Aman efendim İsrail'de şunu yapıyormuş dediklerinde bize antisemitisttir derler ya, bu baskıya boyun eğme. Tamam. Amerika'nın mezalimine boyun eğme. Latin Amerika'da sürdürdüğü darbeler, sömürü düzenleri, şunlar bunlar, bunlara boyun eğme. Fransa'nın Afrika'daki sömürü düzenine, çarkına boyun eğme. Suriye'de sürdürdükleri savaşta tan çıkan insanların yaşadığı bu şey var ya, bunları baskılayacak bir kültür var. Bunu yayıyorlar. Bir tek mazlumun üzerinde tepinelim, zalime hiçbir şey demeyelim diyen bir zihin var ya, buna boyun eğme. Bunları söylüyorsa Tsipras, ağzından öperim yani ben. Şey yapmam normalde de. Yani şer'an caizmiş, onu öğrendim, erkeği ağızdan öpmek. O şey değil ama yani cinsel bir şey olmadıktan sonra. Sırf takdir için öperim tiksine tiksine. Ama bunun haricinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurallarına boyun eğme, idareye boyun eğme, trafikteki polise boyun eğme. Seni polis çevirdiği zaman alkollü şoför burası layıktır ki yalan diye polisi yakasından silkelemeye çalış. Bunları söylüyorsan eğer Tsipras, kabahat sende değil, sen zaten bunları söylersin, seni oraya getiren de. Bravo. İşte seni oraya getiren, hatta Avrupa Konseyi'nde Kuzey Kıbrıs'a ait Maraş'ın Rumlara verilmesi için oy kullandıktan sonra seni buraya getiren... Helal olsun adama. Adama helal olsun. Adam kendi tutarlı ülkesinde de sistem muhalifi kabul edilen bir adam ya. Tamam. Bak çıktığında Avrupa'da reyini nereye verdi, gördün mü? Heh, 1915 mesela olaylarında katledilen Ermenilerin yasını tutuyoruz yani CHP İstanbul İl Başkanı değil ki adam. Yahu Ermenistan'ın başbakanı diyor ki böyle bir soykırım yoktur. Paşinyan diyor bunu. Hayır Kaftancıoğlu'ndan hayır sen bilmiyorsun diyorlar. Tabii. Hayır hayır sen bilmiyorsun, soykırım var ve bizi yaptık diyorlar ya. Evet. Bu Türkiye İşçi Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin il başkanı, eski il başkanı. Sayın Canan Hanım, şimdi Ekrem Bey'le aralarında çok ciddi bir çatışma yaşanmıştı. Görece Ekrem Bey şu anda daha popüler parti içinde. Dolayısıyla Canan Hanım tarihin, siyasi tarihin raflarına kendini hapsetti. Valla o hapsedilme mevzu da açık yani. Seçimden bir ay evvel ben bu bizimkileri de kızıyorum. Arkadaşlar bu dünyanın neresinde olsa hukuk önünde hesap verilene kadar davul çalınır, davul. Bavullarla paralar taşınma görüntüleri vardı ekranlarda. Evet. İmamoğlu inşaatın yöneticisi, Beylikdüzü Belediyesi'nin bilmem nesi falan, avukat filan bilmem ne. Paradan kuleler gördük. Paradan ya kuleler gördük. Canan Kaftancıoğlu'nun kefenidir o da siyaseten, siyasi olarak. Tamam, bunu anlıyoruz biz de. Nerede abi bu gündem şimdi? şey mi, bu kadar seçim mevzu muydu? Doğru söylüyorsun. Ha, ama öteki türlü de yargının siyasallaşması eleştirisiyle bir de oradan yaygara çıkacak. Yapılan düpedüz suç, ortada izahı mümkün olmayan, izah edilemeyen bir tablo var. Sonra bu tablonun aktörlerinden biri çıkıyor, diyor ki Cumhur İttifakı'nın suç ortaklığına bizi dahil edemeyeceksiniz. Suçsa o görüntü suç. Ya kaç tane suç? Kaç tane suç? Kaç tane suç? Bak yarın bir gün İzmir Büyükşehir Belediyesi ile alakalı şeyler çıkar ortaya. Madem öyle, hadi oradan devam edeyim. İzmir Büyükşehir Belediyesi fiilen kayyum atanması gereken bir kuruma dönüşmüştür. Karşıyaka Belediyesi böyledir. Bak oradaki şeyler. Aynı adam. Bir evvelki belediye başkanı. Karşıyaka'nın şu anda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı. İktisadi yapısına bir baksınlar bakayım. Hesap kitap işleri mi? Neler neler. Şimdi Cemil Tugay'ın... En sonunda milletin taharet musluğundan çıkartmaya kalktı onun şeyini bak. Şimdi kıyamet koptu. Tabii. Dünyanın en pahalı suyunu kullanacak İzmirli'ye. Efendim, İzmir'de suya %45 zam yapıldı. Mümkün. Yapılabilir. İstanbul'daki zam oranını biliyor musun hocam? Bilmiyorum. %800. 2019'da görevi devraldığında %25 indirim yapacağız vaadiyle devraldığından bugüne kadar geçen süre. Ama işte ekonomi çok, rakamlar çok korkunç durumdaydı. Bahanesi de %800'ü karşılamıyor matematiksel olarak. Karşılamıyor tabii. %800 zam yapacak ki aralarında Ruşen Çakır ve karısının, aralarında Nevşin Mengü'nün, aralarında İsmail Saymaz'ın, aralarında Ertuğrul Özkök'ün, Yavuz Oğhan'ın olduğu 40 haramileri Roma'da 22 milyon lira harcayarak misafir edecek, ağırlatacak ve geri getirecek. Tabii ki bu zammı yapması icap eder. Bir yerden finansmana ihtiyacı var. Onu kenara koy. O bambaşka bir konu. İzmir'de bundan farklı değil. İzmir'de suya %45 zam yapılmış. Ama bu %45 zammı yapan daha birkaç ay önce su fiyatlarında kademeli olarak indirime gidilecek vaadinde bulunan bir isim. İzmir'in Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay. 0,4 metreküp arasındaki tüketim haricindeki tüketime %45 zam yapılmış. 0,4 metreküpün dışındaki tüketime. Efendime söyleyeyim, bakıyorum. Evet, 180 günlük hızlı eylem planı kapsamında sosyal destek uygulaması olarak kademeli olarak fiyatı indireceğini vaat eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın bu hamlesine ilk ses nereden gelmiş onu da söyleyeyim de ondan sonra. Kardeş Özel'den. Ne Özgür Özel'in kardeşi Barış Özel indirim sözü vermişken Türkiye'nin en pahalı suyuna katmerli zam, böyle mi yöneteceksiniz diye sormuş. Valla eskiden adam adama oyun vardı ya futbolla. Sen Ömer Özgök'ü tutacaksın, bak hava toplarını da iyidir, ondan evvel yüksel, gerekirse indir falan. Tamam. Allah aşkına şu CHP genel başkanlarının kardeşlerine bir tane şey koysunlar ya. Adam bundan evvel Celal Bey vardı rahmetli, Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi. Şimdi sizin neye alıp veremediğiniz var CHP'li siyasilerle arkadaşlar? Sizler genel başkan kardeşsiniz, durun ya. Yahut onlara da genel başkan kardeşlik kotası bir oda. Yani neticede kadın kontenjanından Mehmet Bekaroğlu'nu milletvekili yapan parti, kardeş kontenjanından da bunlara bir oda tahsis eder, değil mi? Sahiden niye öyle demez? Olmuş, öyle Mehmet olmuştu. Bekaroğlu'nu ekipte tutabilmek için kadın kontenjanı kotasını kullandı. Tabii canım, bütün millet ondan sonra kafası karıştı. Bekaroğlu ne demek diye düşünüyordu millet ondan evvel. Bekaroğlu, Bekar'ın oğlu mu olur? Kafası karışıktı zaten. Sonra kadın kontenjanından da aday olunca ve seçilince Bekaroğlu, kadın kontenjanı mevzu artık üç bilinmeyenli denkleme dönüşmüştü o ara. Bekaroğlu da hırsını Erdoğan'a yüklenerek çıkarıyor duvara. Rizeliler ya. Bizim köyün adamı öyledir, bunların köyü böyledir falan filan diye halletti mevzuyu. Neyse. Şimdi hafta sonu İzmir'deydim. Günübirlik gitmek durumunda kaldım. Ben İzmir'i çok severim. Yani benim zaafım büyüktür İzmir'e. Çok vakit geçiremedim gerçi. Bir başka münasebetimiz vardı. Buca'ya gittim. Buca'dan daha sonra Çanakkale yoluna çıktım. Karşıyaka, Bostanlı, Sonra Örnekköy kabristanı, İzmirliler nereleri tarif ettiğimi bilirler. Orada Bostanlı'da, Karşıyaka iskelesinde vakit geçirdim vesaire yerler. Yani birkaç işimizi halletmek zorundaydık. İş derken ticari iş değil, cenaze vardı yani. Örnekköy kabristanı dediğim yerde bilirler insanlar. Hı hı. Şimdi benim her yıl mütemadiyen birkaç defa gittiğim bir yer İzmir. Eşimin, dostumun çok olduğu, çok güzel camilerin, türbelerin olduğu, bizim öz ve öz güzeller güzeli bir şehrimizdir. Ve lakin İzmir'in hiç içime sinmeyen bir viraneliği var ya. Ya bu İzmir bu mudur diyorum Allah aşkına. Böyle bir şey mi olur? Belediye anlamından sadece belediyeden bahsetmiyorum. Yapı stoğu anlamında da diyorum. Binalar var ya, insanların yaşadığı binalar, köhnelik. Belediyecilik zaten İzmir'e Burhan Özfatura ile birlikte o defter kapandı. Burhan Özfatura'nın yaptıklarının üzerine gidiyor yani. Şimdi sana olanları anlatayım. 90 dakika bedavaydı İzmir'de, biliyorsun. Bastın Akbil'i ya. Tamam. Neyse İzbil neyse onun adı. Tamam. Bastın 90 dakika içindeki aktarmalar bedavaydı. Bu kaldırıldı, 17 lira şimdi. Basıyorsun, bir dahaki aktarmaya da nispetince bir şey basıyorsun. Yine 17 basmıyorsun, biraz ucuz ama. Tamam. Birincisi bu kaldırıldı. İkincisi belediye çalışanlarının aldıkları primler, şunlar bunlar falanlar filanlar, bunlar kaldırıldı. Allah. Su dünyanın en pahalı nispeten yine. Suyu haline getirildi. Bunlar gibi onlarca şey var. Sosyal desteklerin bir kısmı kaldırıldı falan oldu filan oldu. Ben dönüyorum, diyorum ki hey Cemil Bey, siz bir büyükşehir belediye başkanısınız. Burası da Titeber Şahanmer'den bir belediye değil. Bu paralara bir sonraki CHP kurultayı için ihtiyacınız varsa biz o aralar veririz size. Şu anda insanları mağdur etmeyin ya, var daha vaktiniz. Var vaktiniz daha. Ya İmamoğlu'nun bavullarını falan görüp niye bizde bavul yok falan diyorsanız, ya onu da veririz bak, söz veriyorum veririz ya. Ama en azından Laleli'de dövizci de açtırırız size. Şu İzmirli'ye bir parça hizmet. Yani beklenti bu. Ya abi bak, İzmir deyince insanlar hep Çeşme, Alaçatı bir takım şeyler koyuyor ya. Size yapmayın böyle bak, Karabağlar'da, Eşrefpaşa'da, şurada burada bir dünya garibanı var bu semtin. Kadife Kale'de. Var yani, Yeşilyurt'ta bir çıkın bakın, Yeşilyurt'a falan. İzmir'e. Çok garibanı çok şehirdir İzmir. Ya bu insanların tarih musluğuna mı taktınız kafayı? Kardeşim deli misiniz, nesiniz ya? Gidin başka yerden kazanın parayı. Otoparktan kazanın, bilmem neden kazanın. Yani bak, Ekrem İmamoğlu bedava yapacaktı İspark'ı. Zarar eden kurum haline getirdi. Tebrik ederiz. Nasıl becerdiyse. Şeyi neymiş abi sen? Gideri neymiş, onu da ben anlamadım hala. Şimdi orada ana unsur tabii dubalar var. Yani Duba. Senin bilmediğin o ciddi gider kalemi dubalar var. Efendime söyleyeyim, asgari ücrete zam yapılmadı. Ama yine de olsun, personel giderleri var. Enerji, elektrik giderleri var. O da yılbaşından bu yana yatay seyretti. Dolayısıyla zam için herhangi bir, şaka bir tarafa, zam için herhangi bir girdi artışı yok. Ama zam için bunlara ihtiyaç da yok. Kıymetli hocam, süremizi aştık. Ne diyorsun abi ya? Hatta rejiden sevgili yönetmenimiz Kubilay diyor ki, Taceddin Hoca'ya doyum olmuyor ben ama çok doyum aştık süremizi diyor. Hı. Çok teşekkür ederiz. Yine CHP programı yaptık ya. Çok... Abi gördüğün gibi bak, burada bir tılsım var. Masaya kimin oturduğunun ehemmiyeti yok. Ama ağzına sağlık. Çok keyifliydi. Umarım Hikmet abi de, Hikmet Genç de takip etmiştir. Bol bol kulağını çınlattık bugün. Eyvallah. Kıymetli seyircilerimiz, saygıdeğer dinleyicilerimiz, günün manşetinde bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın sizden bir küçücük milli maç arası istirham edeceğiz. İmkan olursa milli maçı heyecanını yaşamak için yarın burada olamayacağım. Hal böyle olunca umut edelim ki yeniden burada oturduğumuzda o Avusturya engelini de sıkıntısız aşmış olalım. Giden var, gidemeyen var, hepimizin nefsi var. Böyle milletin önünde yeme derler Ömer abi, demeyeydin iyiydi ya. Ama benim bir şekilde seyircilerimize haberdar etmem gerekiyor. Zira sitem ediyorlar. O sitemi haklı olarak ediyorlar. Ya bir haber verseydiniz diyor. Biz bir gün yapamadık Hikmet abiyle programı. Bir Cumhurbaşkanı'nın seyahati için Nahçıvan'a gitmiştik. Bir seyircimiz hakikaten bunu söylemiş. Ya bir haber verseydiniz kardeşim ya, olmayacaksa da biz bunu bilelim yani demiş. Hal böyle olunca biz önceden haber vermiş olalım. bir daha buluşana dek şimdilik hoşçakalın. Sürçülisan ettiysek affola. Güzellikler Dünyası Paraf'ın katkılarıyla.